arkadaşlar, bu hafta çocukla iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedeceğiz. Çocuğu bir birey olarak kabul etmek sağlıklı iletişimin temelini oluşturur. İletişim becerilerinde etkin dinleme ve kendini uygun biçimde ifade etmek önemlidir. Çocuğu dinlerken onu daha iyi anlayabilmek için onunla konuşmamamız, soru sormamız gerekebilir. Fakat soru sorarken amacımız çocuğu sorguya çekmek, soruşturma yapmak değil, onu daha iyi anlamak olmalıdır. Bu nedenle neden, niçin gibi sorulardan uzak kalınmalıdır. Olayın sebeplerinden çok çocuğun yaşadığı duyguları, düşünceleri anlamak gerekir. Bunun için etkin dinleme, çocuğun duygularının farkında olarak duyguları isimlendirme önemlidir. Karşımızdaki kişiyi gerçekten dinlemenin ilk koşulu bedenen dinler duruma geçmektir. Yani dinlenilen kişiye doğru oturmak, aynı hizaya gelmek, konuşan kişinin yüzüne, gözlerinin içine bakmak önemlidir. Dinlerken tavrımız, bakışlarımız, ses tonumuz, konuşma hızımız ve yüz ifademiz de önemlidir. Çocukla konuşurken çatık kaş, kızgın bir ifadeyle dinliyorsak çocuk kendini ifade edemez. Ancak sakin ve samimi bir şekilde onu dinliyorsak çocuğun ne dediğini anlayabiliriz. Çocuğu dinlerken tüm dikkatimizle onu dinlemeliyiz. Başka bir işle uğraşmadan, sözünü kesmeden, anlıyorum, çok ilginç, anlatacaklarını dinlemek istiyorum, bunu gerçekten duymak isterim, bu senin için önemli olmalı gibi sözcüklerle dinlediğinizi gösterdiğinde çocukların daha rahat bir şekilde konuştuklarını görebileceksiniz. Yaşadıklarını paylaşan kişi, kendisine bedenen yakın duran, yüz yüze konuştuğu kişiyi daha yakın hisseder, güven duyar, konuşma isteği artar. Yapılması gereken tek şey çocuğu can kulağıyla dinlemektir. Eğer çocuk bir şeyler anlatmak, konuşmak istediği zaman anne baba uygun değilse çocuğa o an uygun olmadıklarını ama daha sonra onu dinleyebileceklerini söylemelidirler. Tabii ki daha sonra mutlaka çocuk söylenen zamanda dinlenmelidir. Dinlerken çocuğun duygularının farkında olmak ve isimlendirmek. Bazen çocuğun sessiz, tepkisiz dinlenmesi onu sıkabilir. Böyle zamanlarda farklı yöntemler izlenebilir. Çocuğun duygusunu, vermek istediği mesajı anlamaya çalışmak ve onun söylediklerinden çıkartılan mesajı kendi kelimelerinizle ona aktarmak etkilidir. Önemli olan hiç yorum katmadan, eleştiri yapmadan, öğüt vermeden sadece onun konuşmalarından anladığınızı ona aktarmaktır. Onun duygularını anlattıklarını ona doğru aktarırsanız çocuk duygularının farkına varabilecek, anlaşıldığını hissedecek ve rahatlayacaktır.